Başındaki yazmayı da sarıya mı boyadın? Neden sarardın soldun da sevdaya mı uğradın? Başındaki yazmanın çiçekleri solmaz mı? Kız açsana yüzünü biraz görsem olmaz mı? Türk el sanatlarımız içinde çit, yemeni, çevre, çember adlarıyla da bilinen yazma, yüzyıllar boyunca Anadolu kadınının başörtüsü olmuştur. Yüzyılların mirasını bugüne taşıyan geleneksel sanatlarımız, sanatlarını halka yayma kaygısı taşıyan bazı çağdaş sanatçılarımızı dönem dönem bu sanatlarımıza yöneltmiştir. İşte bu kaygılarla Türk resminin büyük ismi Bedir Rahmi Eyüboğlu da yazmacılık sanatına yönelmiştir. Eyüboğlu, 1950'li yıllarda kendi desenlerini yazmalara basmaya başlamış, onun ölümünden sonra bu sanatı eşi Eren Eyüboğlu, oğlu Mehmet Hamdi Eyüboğlu ve gelinleri Hüget Eyüboğlu sürdürmüştür. Yazmacılık sanatını Eren ve Mehmet Hamdi Eyüboğlu'nun ölümlerinin ardından Hüget Hanım İstanbul'da yaşatmaktadır. Mehmet Hamdi Eyüboğlu, Hüget Hanım'la Kanada'da tanışır. Kanada'da evlenen çift 1966'da Türkiye'ye dönüş yapar. Fransız kökenli Hüget Hanım, Türkiye'de yalnızca Türkçe öğrenmekte kalmayıp, geleneksel sanatlarımızın biri olan yazmacılığa ilgi göstererek, oğluyla beraber çağdaş yazmacılık sanatının son temsilcisi olma yetkinliğine ulaşır. Oldukça değişik bir nedenle Türkiye'ye geldim. Bilhassa 45 sene önce Kanadalıyım, Fransız Kanadalıyım ve Kanada'da yazlar Türkiye gibi güneşli geçmiyor. İnsan yağmurdan bugün gibi bir gün bıkıyor ve eğlenmek için bir türlü türlü şeyler arıyor. Biz de dedik ki bir yabancı mecmuaya adımızı koyalım ve kart postal bir pul koleksiyon yaptığımızı belirtelim. Mektup arkadaşlar elde edelim. Bir ay sonra 750 mektup geldi dünyanın her taraftan. Bir tanesi de tabii Türkiye'den gelmişti. Ve oldukça şanslıydım. Bir tek bir mektup geldi Türkiye'de ama maşallah Eyüboğlu ailesinden bir üyesinden gelmişti ve Mehmet Bey'le tanışmam öyle başladı. 1955, 54, 55. Mehmet'le 6 sene sonra bir Noel gününde ilk defa buluştuk. Mehmet Kanada'ya geldi. Birkaç ay içinde evlendik ve 1966'da Türkiye'ye geldik ve burada, o zamandan beri burada oturuyorum. Yani 40 küsur sene Türkiye'deyim. Çeşitli konularda çalıştım. Mehmet'e yardım ettim. Eren Hanım bir zamanlar yazmayla uğraşıyordu, onlara yardım ederek. Yavaş yavaş bu yazma sanatı girdik. Eyüboğlu ailemizin soy ağacı yapmasına kadar terfi ettim. Yani Eyüboğlu konusunda oldukça deneyimliyim. Ben Kanada'dan, Quebec eyaletinden geliyorum ve Quebec eyaletinin oldukça yeni bir yöreden geliyordum. Sanatla ilgili çok fazla bir ilişkim yoktu. Öyle bir yuvaya geldim ki Türkiye'nin neredeyse sanat beşi içinde düştüm. İki ressam,
sadece resim değil, mozaik, seramik ve türlü türlü işlerle uğraşan bir aile. Edebiyat konusunda oldukça tanımış bir şair. Tabii ilk önce irkildim. Bütün bunlar ben Türkçe nasıl öğreneceğim ve ne şekilde öğrenmem gerekiyor. Tabii ailede böyle cahil bir gelin olamaz. İlk önce Türkçe öğrenmek, ondan sonra bütün bu sanatları yavaş yavaş girmem gerekti. Epey bir zaman harcadım ve epey bir efor sarf ettim. Ama tahmin ediyorum ki en azından onları utandırmıyorum yani. Bedri Rahmi Eyüboğlu'nda geleneksel yazmacılık sanatımızı çağdaş sanatla buluşturma fikri 1950'de Afrika sanatlarıyla tanışmasından sonra oluşmuştur. Bedri Bey 1950'lerde Paris'e gitti ve talebe olduğu zaman yani 30'lardaki Paris'te birkaç farkı vardı. Bilhassa müze konusunda değişik bir müze ile tanıştı. Müze de l'Homme, İnsan Müzesi. Çok etkilendi çünkü Afrika sanatı ile tanıştı. Ve orada bir şey fark etti. Afrika sanatında gündelik işlerinde kullanılan eşyaları bir estetik değeri olduğunu ve bu estetik değeri çok fazla bir şekilde herkes arar oldu. Herkes bir maske, bir Afrika sanatından bir parça arıyordu. Tabii bu bir çağrışım yaptı. Kendi ülkesini düşündü. Türkiye'de de yaygın bir şekilde el sanatlar bulunmaktadır. Ve onun düşüncesi her evde bir Bedri Rami motifi sokmak. Resim olarak bunu düşündüğü zaman tabii imkansız. Çünkü resim pahalı bir sanattır. Fakat yazmacılık aklına geldi. Yazma bez üzerinde olduğu için paraleller kurdu resimle ve onu kullanmaya karar verdi. Türkiye'ye dönünce yazma ustaları dolaştı, kalıplar yaptırdı, motifleri birazcık sadeleştirdi. Pentür değil, daha çok baskı için uygun bir şekilde getirdi. Ve böylece 1951'de açılan Maya Galerisi'nde bir yazma sergisi açarak katıldı. Çok önemli bir karardı o ve oldukça ilgi gördü. Herkes tarafından benimsendi. Ve 50'lerden beri Eyüboğlu ailesinde yazma konusunda devam ediyor. Çalışmalar Bedri Bey, Eren Hanım ve sonra eşim Mehmet devam etti. Şimdi oğlumla biz devam ettiriyoruz. Türkiye'ye geldiğimde o yaz tesadüfen Bedri Bey Üsküdar'daki Rum ustalarla çalışarak yazma basıyordu. Atılıyorum, orada birkaç küçük atölyesine gittik. Çok ilginçti, oldukça iptidai yerler. Fakat çok hoş bir atmosfer vardı. Ve yazma orada basıldı. Sonra Kumkapı'da, Biklis'te
önemli bir usta vardı, kalıp yapan bir usta. Zaten Bedri Bey bu konuda şiir yazdı, onun adı da zikrediliyor. Ve orada 15 tane kalıp yaptırdı. O zaman tabii kalıp ustası bulunuyordu Türkiye'de. Ve özel bir ağaç üzerine, ilhamur ağaç üzerine çeşitli motifler oydurdu. Balıklar, Ayşegül'in, onun tipik en çok beğendiği motifleri kalıp haline geldi. O motiflerle 1950'den 70'lere kadar her sene basarak kullanıldı. Ondan sonra Bedri Bey öldüğü zaman kalıplar bizim bodrumumuzda saklandı. Ta bir bugün gibi bir yağmur gelinceye kadar ve bodrumumuzda su basma tehlikesi geçirdik ve su nihayet bastı. Bu kalıplar kutulardan çıktı ve yüzmeye başladı bodrumun içinde. Mehmet onları görünce bu bir ilahi işaret dedi ve benim yazmaya dönmem gerekti ifade etti. Ve 1977'de yeniden bu konuda el attı. Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun yazmacılık ve çağda sanatı buluşturma serüveni güzel ve faydalı arasında kurduğu ilişkiden kaynaklanır. Eyüboğlu'na göre her şey öncelikle faydalı olmalıdır. Sanat da öyle. Bedri Bey niçin yazmacılığa girdi, ifade ettik. Fakat bunu ayrıca şiirlerinde ve çalışmalarında dahil ettik. Çok önemli bir şiir yazdı, güzel ve faydalı. O şiirin kendisi için çok önemli. Çünkü orada ne diyor? Bir şey güzelse faydalı olmalı. Sadece güzelliği yetmiyor. Özü bu. Ayrıca kendi akademideki talebelerim ilk sınıftaki çalışmalarında yazma kursları devam ettirdi. Ve talebelerin her sene yılbaşında kartpostal veyahut tebrik kartı veyahut küçücük yazmaları basılıyordu. Bütün mesele orada fakir talebelere vardı ve bu talebelere malzeme sağlamak için bu yazmalar satılıyordu ve ondan sonra yağlı boya, bezirya, fırça ve tuval alınarak bütün talebeleri malzeme sağlıyordu ve eşit bir şekilde resim yapma olana veriyordu. Bu güzel ve faydalı Bedri Bey'de çok önemli bir konu ve senelerce görüyoruz resimlerde bir 10 sene yazmacılıkla ilgili daha çok motif dedikleri nakış resimlerde mevcuttur. Mehmet Hamdi Eyüboğlu hem babasının eserlerini hem de tarihe karışan yazmacılığı tekrar gün yüzüne çıkarmak amacıyla eşi Hüget Hanım'la birlikte yıllar yılı çalışmıştır. Yeni bastıkları yazmalara ise Kalamış Yazmaları adını vermişlerdir. Atölyenin kalıcılığını sağlamak amacıyla da yazmaların kenarına Reisül Nakkaşin Mehmet Hamdi yazılı mühürleri vurmayı adet haline getirmişlerdir. Allah çok şükür bize Allah kuvvet versin, sürdürmek istiyoruz. Çünkü görüyoruz ki yazma sanatında diğer geleneksel sanatlar gibi bir yavaşlama, bir durgunlaşma var. Üzülerek söylemem gerekiyor ki yazma sanatında tokat da bile ki tokatın 500 senelik bir geleneğinden söz ediyoruz. Tek tük ustalar dışında ki onların verimi oldukça düşük,
Çalışan yazma atölyesi kalmadı. Herkes şablona geçti. Nedeni tabii ekonomik. Yazma el ile basılıyor. Verimi oldukça düşük. Tabii kazanç söz konusu olunca ustalar direndiler. Fakat en sonunda tabii günde 1000 parça, 5000 parça, 10000 parça basan şablonlara geçtiler. Ve yazmacılık her ölmediyse ölmek üzere diyebiliriz. Geleneksel sanat dallarımızın kaderini yazmacılık da paylaşıyor. Ne yazık ki yazmacılık sanatına karşı da eski ilgi yitirilmiş ve gün geçtikçe Tokat'ta dahi atölye sayısı azaldıkça azalmış. Hüget Eyüboğlu, bu sanat dalımızın hayatta kalabilmesi için öncelikle müzeciliğin imkanlarını kullanacaklarını ifade ediyor. Açılması için uğraş verdikleri yazma müzesinin Tokat'ta kurulmasını istiyor. Yazmanın geleceğini çok parlak görmek şu anda olanaksız. Acilen bir müze kurmak istiyoruz ve bir belgelemek için motifleri ve eski parçaları bir arşiv yapmak istiyoruz. Onu da diyoruz Tokat'ta yapılmalı çünkü esas yeri orası. Ayrıca madem ki bizim atölyemiz devam ediyor ve kalabalık, yüksek sayıda öğrencilerimiz var, 25 kadar çıktı bu sene. Usta çırak geleneğe göre çalışıyoruz. Onlara ile ve eş dostla daha önce bizimle çalıştı birkaç kişi var. Yeni arayışlara girdik. Yeni arayışlar nasıl olabilir diyeceksiniz yazmada. İlk önce Bedri Bey'in çok motifleri var. Değişik motifleri basıyoruz. Ve geleneksel parçalar ve tekrarlanan, asırlar tekrarlanan parçalardan uzaklaşarak, mesela patchwork kullanarak, aplike kullanarak bir yol denedik. Neticeler olumlu geldi bize. Ayrıca yeni kullanım eşyaları denedik. Yani gündelik yaşamımızda daha yakın, bize yakın olan parçaları basarak denedik. Oldukça yüksek bir ilgi gördü ve tatmin edici oldu. Zannediyorum ki doğru yoldayız. Birazcık yenilik gerekiyor. Tabii yazmada her sanat gibi bir sanat kısmı var, bir de zanat kısmı var. Zanatta el becerisi olan kişiler bir tekrarlama söz konusu. Senelerce aynı şeyler tekrarladılar, pek bir katkıda bulunmadılar sanat olarak. Bir yeni bir düzenleme, yeni motifler veya yeni bir baskı tekniği yapamadılar. Sadece tekrarlamaktan ibaret. Bizim yapmak istediğimiz bu bütün bu sanatın sınırları zorlamak. Geleneksel olarak ıhlamur ağacından oyularak yapılan motif kalıplarını meydana getiren ustaların giderek azalması Mehmet Hamdi Bey'i yeni kalıpların üretilmesi fikrine yöneltmiştir. Strafor'un yeni yazma kalıbı olarak keşfedilmesiyle birlikte Kalamış Atölyesi eskiden oldukça pahalı olan kalıpları ucuza imal etmenin yolunu da bulmuştur. Strafor yazma kalıpları hem daha dirençlidir hem de büyük motiflerin rahatlıkla basılabilmesine imkan sağlamaktadır. Eşim 1977 ölünceye kadar gönül verdi bu sanata. Günde 15-18 saat çalışarak daima araştırdı. Babası gibi araştırıcıydı. En büyük katkı tabii kalıplarda kullanılan yeni bir madde. Yazma yapmak için kumaş gerekiyor ama en önemli bir kalıp gerekiyor. Motifiniz bir kalıba koymanız gerekiyor. Bu kalıplar eskiden tartadan oluyordu, ilhamur ağacından oyuluyordu ve mevcut ustalar
çalışıyordu. Fakat 30 sene, 35 seneden beri bu ustalar kayboldu. Fiyatı oldukça yüksek olduğundan hiç kimse kalıp oymuyor. Ve böylece yeni kalıp yaptırmak mümkün değildi. Mehmet bu konuda yoğunlaştı. 2-3 sene çalıştı, deney yaptı. Ve en son ambalaj sanayinde kullanılan strofo denen madde, dolgu maddesi kullanarak pekala yani dirençli ve hoş bir kalıp türü yarattı. Birinci avantajı boyutlar adam akıllı büyüttü. Eskiden yazma kalıpları bir el kadar, el sığacak kadar kalıplardı. Bundan çok daha büyük yapılmıyordu. Şimdi insan vücudu kadar uzun kalıplar yapılabiliyor. Çünkü hafif, kaldırması sorunu yok ve ucuz bir madde. Metreküp şimdi ilhamur ağacı aşağı yukarı 2 milyara yakın bir fiyatta. Strofor oldukça ucuz. 30-35 liraya muazzam bir satı elde edebiliyorsunuz. Mehmet'in tabii bu sanatta şüphesiz ki büyük katkıda oldu. İlk önce yeni kalıplarla ve Bedri Bey'in motif azinesinden faydalanarak muazzam kalıplar oydu ve çok değişik desenlerle baskı yapabiliyoruz. Bizim için büyük bir avantaj. Her sene sergilerimizde yenilikler çıkıyor tabii. Bizde 500 senelik tekrarlama yok. Her sene yenilik. Hatta diyebilirim ki en güzel yaptığımız geleneksel motif kullanarak Selçuklu fayans motifleri, harika yatak örtüleri çıktı. Kalamış Atölyesi her yıl Haziran ayının ilk haftası yazma şenliği düzenliyor. Rengarenk, motif motif yazmalarla bezenmiş Kalamış Atölyesi ve atölyenin bahçesi tüm sanatseverleri her yıl ziyaretine bekliyor. Bu yıl geleneksel yazma şenliklerinin 60.sı yapılmış. Geleneksel yazma şenliklerine çağdaş yazmacılığın büyük üstadı Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun bir şiiriyle davet ediliyor sanatseverler. İstanbul deyince aklıma bir basma fabrikası gelir. Duvarları uzun, masaları uzun, sobaları uzun. Dal gibi, dalyan gibi kızlar çalışır bütün gün ayakta. Kan ter içinde, mahzun. Yüzleri uzun, elleri uzun, günleri uzun.